Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün arkadaşlar firkete ile yapılmış olan kurdele modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Firketemizi de şöyle büyük boy kullanacağız arkadaşlar. En büyük boy. Üst tarafını penseyle kestiğiniz zaman hazır vaziyete gelir arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce abone olmayan arkadaşlarım abone olmayı unutmayın lütfen. Ben şöyle örneğimin arasında 3 tane zürafa üzerine minik dağlar oluşturdum. Şöyle yapım aşamalarını da göstereceğim. Burada ilk olarak yonkların alt tarafına gelen göbek kısmını yapacağız. Onun için de bu dağı yaptıktan sonra bir tane zürafamızı yapıyoruz. Sonrasındaki zürafanın içerisine kurdelaların yani fiyonkların göbek kısmını hazırlayacağız. Bu şekilde bir tane zürafamı yaptım. Ve içerisine bir tane düğümümü attım hanımlar. Bir tane kirpik yapalım. Aynı boyda bir tane daha kirpiğimizi yaptık. Şimdi bu kirpiğimizin içerisine bir tane düğümümüzü attık ilk olarak. Sonradan arkadaşlar bu kirpiğimizin içerisine değil de yandan getirmiş olduğumuz ipimizin içerisine iğnemizi alalım. Küçük bir tane kirpik de bunun içine yapalım. Bu şekilde. Ve ipimizi aşağıya bırakalım. Aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. Buradaki kirpikleri kısa yapmaya çalışın arkadaşlar. Ki üstündeki piyonklar sabit dursun. Yoksa sabit durmuyor. Tekrardan bir tane daha kirpiğimizi yapıyoruz ve göbek kısmı tamamlanmış oluyor. Bu şekilde göbek kısmını tamamlamış olduk. Burada alttaki zürafaya direkt batmıyoruz. Bir yandaki zürafanın içerisine bir attık. Sırada gelene bir tane daha attık. 2 oldu. Bununla 3 ve bununla 4 tane zürafamızı yapmış olduk. Dönüp direkt buna batmıyoruz. Bir sonrasına. Ve bir tane düğümümüzü attık. Tekrar dönüp o bir tane zürafamızın içine düğümümüzü attık. Burada ineceğimiz zaman bir zürafa boşluk bırakıyoruz. İkincisinin içerine. Bu şekilde ipimizi fazla gerdirmiyoruz. Bu şekilde olacak.
Ben aralarda üçlü kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz 4 ya da 2 de kullanabilirsiniz. Tercihinize göre arasını ayarlarsınız. Buradan sonra da bir zürafa yapıyoruz. Ve ikinci zürafayı yapıyoruz. Bunun içerisinde tekrardan kurdelanın oluşacağı yere göbek kısmını yapıyoruz hanımlar. Yeşil olan sıra bu şekilde devam ediyor. Kurdela yapımına geçelim. Yani fiyonk yapımına. Kurdela'ya da benzettiğim için sürekli şaşırıyorum ismini. Burada yapmış olduğumuz küçük kirpiklerimiz vardı. İlk olarak ipimizi buraya sabitliyoruz. Ve ipimizi sabitledikten sonra şöyle firketemizin top kısmı yapmış olduğumuz yuvanın alt tarafına denk gelecek şekilde olacak. Şöyle tuttuğunuz zaman bütün fiyonklarınız aynı boyda gelir hanımlar. O yüzden bu şekilde tutun. Şu yeşil kısmın orta tarafta durmasına da dikkat edin. Bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 defa sardıktan sonra şöyle bu altta bulunan kirpiğimizin içerisine iğnemizi sabitleyelim. Ve aynı seferde bu 15 tane dolamış olduğumuz iplerin arkasına taraf iğnemizi bırakalım. Ve bu şekilde bir tane düğümümüzü atalım hanımlar. Ortalamaya gayret gösterin bu şekilde. Tam ortalandıktan sonra ipinizi sıkabilirsiniz. Aynı kirpiğimizin içerisine tekrar iğnemizi sabitledikten sonra bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. Burada da kirpiğin çok büyük olmamasına dikkat edin hanımlar. Çok da küçük de olmayacak. İçerisine üçlü kirpik oluşturacağız. Ve tekrar alt taraftan iğnemizi sabitleyelim. Ve kirpiğimizin ön tarafına değil, arka tarafına gelecek şekilde bir tane daha düğümümüzü attıktan sonra ipimizi burada kesebiliriz. Ve bu şekilde fiyonkumuz oluştu. Ve diğer fiyonkumuza geçelim. Aynı şekilde ilk olarak kirpiğimizin içerisine ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde alttaki göbeğe denk gelecek. Sağlam tuttuğunuzdan emin olun arkadaşlar. Yoksa emeğiniz boşa gider. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane yaptıktan sonra alttaki kirpiğimizin ortasına denk gelecek şekilde ipimizi yani iğnemizi içeriden fiyonkun arkasına doğru çıkaralım.
Şöyle baktığınız zaman tam ortaya denk gelsin. Sonrasında ipinizi sıkıştırın. Ve tekrar alttaki kirpiğin içerisine kattık. Bir tane daha kirpiğimizi yaptık. Son düğümümüzün kirpiğin ön tarafına değil de arka tarafına denk gelecek şekilde attık ve sağlamlaştırdık. Bu şekilde diğer fiyonkumuz da oluştu. Şimdi üst kısmına geçelim. Şöyle bir tane fiyonkun içerisinde kirpik yapmıştık arkadaşlar. Onun içerisine üçlü kirpik yapacağız. Boylarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz, fark etmiyor. Şöyle bir, iki, üç. Videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşleyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Hoşça kalın.